Anet 2003 yılında kurduğumuz bir firma. Bilgi güvenliği yönetimi yapıyoruz. Şu anda amiral gemisi ürünümüz SIEM. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgi güvenliği konusunda doktora yaptım. Uzun süreler TÜBİTAK'ta çalıştım. Anet olarak bizim yurt dışında ofislerimiz var. Kanada ve Amerika'da ofislerimiz var ve geliştirmenin bir kısmını da yurt dışında yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle son teknolojileri takip ettiğimiz ve geliştirdiğimiz profilleme ve kullanılış davranış analizi çözümlerini içeren bir SIEM çözümümüz var. Şimdi tabii özellikle son kullanıcıya dokunduğu için güvenlik çok önemli ve çok birbirini tamamlayıcı unsurlar. İşte en son okuduğumuz haberlerde biliyoruz ki mesela bir zafiyet oluyor, tespiti 4 yıl sürüyor. Özellikle son kullanıcı verisi olduğunda ve milyonlarca veri olduğunda bunun oluşturabileceği riski hesap edebiliriz. Bu noktada çok kritik ve regülasyonlar tabii çok önemli. Hem ülkemizde hem dünyada bu konuyla ilgili çok ciddi regülasyonlar var. Bugün de burada bu regülasyonlardan birisi için varız aslında, KVKK için. Bu kapsamda da SIEM çok önemli. Çünkü kurum SIEM'e KVKK kapsamında pek çok maddesinde, teknik tedbirler dokümanının pek çok maddesinde atıf yapıyor. Ayrıca SIEM KVKK haricinde diğer uyumluluk yükümlülükler açısından da önemli. PCI gibi, ISO 27001 gibi. Ve tabii daha önemlisi belki biz son kullanıcı güvenliği, şirket güvenliği açısından olası tehditlerin önceden tespit edilmesini isteriz. Bu noktada da SIEM en kritik rolü oynayan ürün ve biz bu konuda bütün dünyayla rekabet edebilen, davranış analizi ve profilleme yapabilen bir çözüme sahibiz. Bütün bunlar hem retail'de hem son kullanıcı tarafında hem bilgi güvenliği tarafında birbirini tamamlayan ve örtüştüren hususlar. Şimdi biz Anet olarak know-how'u Türkiye'de üretiyoruz ama pişirme işini dünyada yapıyoruz. Sunma işini de dünyaya yapmayı planlıyoruz. Çünkü yüksek teknoloji üreten bir firmanın lokal kalma ihtimali yok. Yani global rakipleriniz var. Onların bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de operasyonları var. Dolayısıyla teknolojik olarak çok iyi olup bunu dünyaya sunabiliyor olmanız lazım. Bu bağlamda hem bizim globalde Yunanistan'dan Dominik Cumhuriyeti'ne kadar partnerlerimiz var. Hem de dediğim gibi kendimizin iki tane Amerika ve Kanada'da ofisi var. Buralarda hem büyüyoruz hem de değişik işbirliklikleri gelişiyor. Bizim bir numaralı hedefimiz dünya. Yani Türkiye'de kalmak değil. Bu noktada da özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarımız falan hep ürünün teknolojisi yönünde oluyor.